Selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Bir Tarkov videosu da tekrar birlikteyiz. İki World of Tank, bir Tarkov. Şimdi bu videoda aslında 3 tane ya da 4 tane raid'i koyacağım. Videoyu editlerken şu anda video edit kısmında karar vereceğim. Videonun uzunluğuna göre. Çok fazla uzun olursa 2, gerekli uzunlukta olursa 4 tane bile raid koyabilirim. Peki niye 4 raid'i birden koyuyorsun diyeceksiniz. Çünkü ilk başta işte doğdum, yürüdüm, buraya gittim, onu lootladım, buraya baktım, döndüm, buradan ses geldi, arkaya baktım gibi anların tamamını sileceğim. Sadece aksiyon olan bölümleri koyacağım ve sadece videonun başında görevim buydu ya da görevim yoktu, buradan buraya gidiyorum gibi bilgiler, infolar verdikten sonra da olayın aksiyonlu anını koyacağım. Özellikle ilk videoyu mutlaka izleyin. Çok çok kaliteli bir video oldu. Öldüm fakat gerçekten de muazzam bir video çektik. Şimdi o videolardayız. Evet, şimdi şu bölgede doğdum ben. PMC doğuş bölgemiz, bu bölgede doğdum. Benim amacım buradaki drone'dan diski almak ve yine şuradaki drone 2'den diski alıp görevi yapmak. Fakat tabii yolum ise şu şekilde olacaktı. Şu bölgeden şöyle gidip kamp var biliyorsunuz. Oradaki botları ve loot'u alıp ardından yol üzerinden buraya girip buradan drone'dan diski alıp yine buradaki köprü üzerinden geçip şu şekilde şu drone'u alıp zaten çıkışım da burasıydı. Buradan çıkmaktı. Şimdi burada bot bölgesine geldim. Bir atış sesi duydum. Çok ciddiye almadım. Sağ taraftan geldi. Bir botu gördüm. Kamyonun train arkasında, trenin önüne geldi. Net atış istiyorum. Onu da buluyorum ve atışma yapıp bir botu öldürüyorum. İkinci bot çıktı. Onun farkında değildim. Atışma yaptım, ıskaladım. Bir atış daha yaptım, yine ıskaladım. Üçüncü atışta vurdum. Gerçekten botların farkındalık düzeyi üst seviyede. Birazcık etrafa bakıyorum çünkü sağı sola bakıyorum çünkü atış sesleri hala geliyor ve hızlı bir şekilde ilerleyip şimdi botları lootlayıp devam edeceğim. Bunların tamamını kestim, dediğim gibi aksiyon anlarını göstermek istiyorum size. Burada bahsettiğim bölgeye gelmek üzereyiz artık. Dıştan alıyorum, genişten alıyorum çünkü herhangi bir sniper ya da keskin nişancı ya da pusuya yatmış biri tarafından vurulmak istemiyorum. İşte bahsettiğim bölgeye geldik. Bu sazlıklar ve bu kaya sizin için çok önemli bir nokta. Benim için de çok önemli bir nokta. Birazcık sağa sola bakacağım ve hemen sağımda kalan drone'dan diski alıp yoluma devam edeceğim. Görünürde bir şey yok gibi. Yani kayaların üstüne bakıyorum ki görebileceğiniz en net pozisyondur burası. Ve ardından drone'a gidip, insansız hava aracına gidip, aslında doğrusu o, insansız hava aracına gidip buradaki Air Force kapağını açıp içinden de gerekli diski alıp görev için çıkışa götüreceğim. Devam ediyorum. Bahsettiğim köprüye doğru geldim. Hemen köprünün önündeki otlardan sağa sola yine bakıyorum. Belki görebileceğim bir şey var, beni vurabilecek biri vardır diye yukarıdaki tepeye bakıyorum. Yok gibi görünüyor. Devam ediyorum. Rahatız. İyi diyorum. Rahat. Devam ediyoruz. Sorun yok. Ardından bu bunkerın buradaki sığınağın içine gireceğim. Şunu söyleyeyim. Bu bunkerın içinde zaman zaman loot oluyor. Çok fazla bir şey beklemiyorum. İyi bir şey çıkacak diye tahmin etmiyorum ama loot'tur diyorum. Ve orayı da lootlamaya başlıyorum. İşte bir şeyler çıkacak, onları alacağım falan filan derken bir ses duydum sanki. Evet. Evet, net bir ses. Bir PMC. Net bir PMC var. Bekliyorum. O da benim farkında. İkimiz de birbirimizin farkındayız. Ateş ediyor. Bana ateş ediyor. Bana ateş ediyor ama o kadar amatörce bir atış ki olduğu gibi tarıyor ve bu bulunduğum yer mermi geçirmeyecek bir betonla kaplı. Mermi geçirmiyor tabii ki ama buradan da beni çıkarmıyor. Ama çıkmam lazım. Atışları sürekli geliyor. Büyük bir ihtimalle girerken gördü. Aslında yapması gereken çıkarken beklemek ve net bir atışla beni vurmaktı. Büyük bir ihtimalle ya çok amatör biri ya da planladığı başka bir şey var diyorum. Ama bildiğim tek şey benim buradan çıkmam. Atışları devam ediyor. Körden ateş ediyor. Sanki resmen beni burada tutmaya çalışır gibi bir atışı var. Rastgele atışlarını yapıyor. Kapıya doğru bakın görüyorsunuz. Tüm atışlar beton blok tarafından absorbe ediliyor. Atışlar devam ediyor. Benim şu anda aklımdaki tek şey şarjörü boşalttığı anda çıkmak ve onu yapıyorum. Çıkarken bir iki atış daha arkadan sıkıyor. Bir iki atış daha geliyor arkadan. Geçerken tellere çarpıyorum. Atışın sektiği yeri gördünüz. Oraya kadar gidersen beni vuracak diyorum. Yere yattım. Gitmekten vazgeçiyorum.
Ama çok zor bir pozisyondayım. Adam ya çok amatör ya da kesinlikle planladığı başka bir şey var ama ne planlayabilir diyorum. Ben olsam çıkmamı beklemiştim ve çıkar çıkmaz da net bir atışla vurmuştum ve en sonunda sağa doğru çıkıp sanki buradan kaçıyor gibi yapacağım. Amacım benim buradaki pozisyonumu değiştirip farklı bir yere gitmiş hissiyatı vermek. Ben şu anda şurada bunker var. Şu bunkerımız görüyorsunuz. Ben şu anda şuralardayım ve buradan şu kayanın içinden geçmeyeceğiz tabii. Şu yayı çizip buralarda otlar var. O otların birine geçip şurada mevzilenip ya da buraya kadar gelip mevzilenip adamın buraya gelmesini beklemek. Çünkü ben biliyorum ki adam şu tepelerin birinden ateş ediyor bana ve birazcık da şu bölge bana ağırlıklı geldi. Tabii yine bilemiyoruz çünkü gelen mermiler böyle giriyordu ama ardından da böyle girdi. Yani bir şu yönde girdi buraya mermi. Çok kötü çizdim ya, bir dakika. Bir şu yönde girdi, bir de bu yönde girdi. Anlatabildim mi bilmiyorum. Adamın hani buraya gelip buralarda bekleyip adamın buradan geçerken vurmak. Gördüğünüz gibi yayımızı çizeceğiz. Otların arasına gireceğim. Otları kullanacağım burada. Evet, şimdi bu pozisyonda artık iyice pozisyonumuzu değiştirdik. Bahsettiğim yeri çizdim. Şu anda bunkerın hemen üstündeki çalılardayım. Bir atış geldi, bana gelmedi büyük bir ihtimalle. Ben panik yaptım. Adamı bekliyorum. Adamı görmüş değilim. Hala ateş ediyor. Büyük bir ihtimalle nerede olduğumu tahmin ederek ateş ediyor. Yani yaptığı şey aslında birazcık şansı oynamak ve yine pozisyonu değiştirmeyi düşünüyorum. Yine farklı bir çalıya girmeyi düşünüyorum. Aslında orada beklesem çok daha mantıklıydı ama yanlış yaptım. Ve bu yanlışın da birazdan ceremesini çekeceğim. Adamı gördüm ama vuramadım. Vuramadım. Oo, bir ateş etti sağdan. Sağdan yedim. Evet, ikinci bir adamım var. Büyük bir ihtimalle iki kişiler. Büyük bir ihtimalle iki kişiler. Evet, iki kişiler. Kesinlikle iki kişiler. Sürekli atış altında tutacak şimdi beni. Ne yapmaya çalışıyorlar? İşkence mi çektirmeye çalışıyorlar bilmiyorum ama 2 PMC, 2 oyuncu ve fena da oynamıyorlar. Ota girdim. Otta bekliyorum. Sessizce çok yakınıma bir el bombası attılar. Yaklaşık buradaki savaşımız, buradaki mücadelemiz 10 dakikayı kadar sürdü. 10 dakika kadar sürdü. Ben keserek gösterdim bazı yerlerine. Çok yakınıma düşen mermiler var. Belki 2-3 metre yanımdan geçiyorlar. Belki 1 metre yanımdan geçiyorlar. Ekrandaki o siyahlık ona işaret. Şimdi buradaki otun içine gireceğim yine ama adam sürekli sağ taraftan, yani şu anda arkamdan, benim ilk atak yönüme göre sağ taraftan ateş ediyor. Gördüğünüz gibi yine mermileri yiyorum. Artık İyice bunalmış durumdayım. Artık öleyim de kurtulayım kafasına girdim. Bu arada elimde tuttuğum dürbün gerçekten çok kötü bir dürbün. 3-5 levelken kullandığım dürbünlerden biriydi. Ayak seslerini duydum ve artık kaçmaya karar veriyorum ama rakip çok hazırlıklı ve beni öldürüyor. Kaçınılmaz son, dediğim gibi. Evet, şimdi Shoreline'deyiz yine. Burada karşıdaki adayı kesiyordum. Herkes bilir bu adayı. Tünel yakın bir ada ve iki atış geldim. Burada ikinci atış tünel tarafına yakın bir bölgeden geldi. Atışlar devam ediyor ve benim dikkatimi tabii ki o bölgeye yönlendirmemi sağlıyor bu atışlar. Burada bir oyuncu görüyorum. Ya scalper ya da PMC, emin değilim, fark etmez. Nişanım alacağım, bir sniping yapacağız. Burada gördüğünüz gibi otobüsün arkasına doğru gidecek. Ateş etmiyorum. Net pozisyon arıyorum. Otobüsün arkasına geçti. Pik yaptı. Sağa vuramadım. Vurdum. Temiz bir şekilde sırtından vuruyoruz. Bu da onun mücadele ettiği scout player olduğunu sanıyorum. İkisi de scout player olabilir, ikisi de PMC olabilir. Hiç önemli değil. Devam ediyoruz. Şimdi şunu tahmin ediyorum. Bu kişi mutlaka onu lootlamaya gelecek. Biraz bekledikten sonra arkadaşını, pardon, düşmanını lootlamaya geldiğini görüyorum. Çalıların oradayım. Ve tek bir atışta onu da vuruyorum. Burada beklemeye devam ediyorum. Ve bir tane de az sonra göreceksiniz bot gelecek. Onu da yine uzaktan tek atışta vurup garaja yolluyorum. Bu oyun sniping oyunuydu. Bunu niye koydun diyeceksiniz. Şu yüzden koydum. İşte Tarkov budur. Az önce izlediğiniz videoda hiç tahmin etmediğim bir şekilde sağdan başka biri geldi. Belki arkadaşıydı, belki arkadaşı değildi. Düşmanıydı. Hiç bilmiyorum. Fakat 2 PMC arasında kaldım ve hiç tahmin etmediğim bir şey oldu. Bu da aynı şekilde ilk vurduğum adam ve ikinci vurduğum adam hiç tahmin etmediğim bir şekilde öldüler. Tarkov'u zaten diğer oyunlardan daha heyecanlı yapan, daha adrenalin yüklü yapan da bu. Yani çok kaotik, çok fraksiyonlu, çok değişkenli bir oyun. Her an her şey olabiliyor ve bu da sizi sürekli
sürprizlerle karşı karşıya bırakıyor ve oyuna bağlanmanızı artırıyor. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.